Abi bu zevk var ya, para versen bak şu güzergah, şu manzara, yani para versen alamazsın yani böyle bir keyfi, böyle bir huzuru alamazsın ya. Süper, müthiş bir duygu, müthiş bir zevk. Hah, şuraya bak, güzelliğe bak, maşallah ya. Çift silindirden herkese merhaba arkadaşlar. Güzel bir motosiklet kullanmak için süper bir yol ve süper bir hava var. İşte biz de yazlığımızdan dönüş yolundayız. Yolumuza devam ediyoruz. Aklıma bir konu geldi, onu anlatayım dedim size arkadaşlar. Şimdi konumuz şu: motosikletle uzun yol arkadaşlar aslında. Bununla ilgili bana çok fazla sorular geliyor. Abi işte altımda CBR 250 var, onunla uzun yola işte şuraya gitsem nasıl giderim? CBR 125 var, nasıl kaçarım? Dük 200 var, o mu beni taşır, ben mi onu taşırım filan, hafif mi, nasıldır diye sorular geliyor. İşin mantığı aslında arkadaşlar, önemli noktası şu: hani ben size şeylerden bahsetmişim. İşte uzun yola giderken lastik yaması alın, bir şeyler alın, onu alın, bunu alın, don alın, kilot alın, bir şeyler alın. Bunlara çok değinmeyeceğim zaten. Bunlar işin hazırlık kısmı. Onlarla ilgili zaten çok fazla bilgi, bir şeyler var. Onları zaten araştırırsınız, işin kolaylığını. O. Şimdi motosikletle uzun yolda ki mevzu, hani CC, ne CC olursa olsun hiç fark etmez. 50 CC'den 1500 cc, 2000 cc, ne olduğu tarafta çok önemli değil arkadaşlar. Hani siz uzun yola gitmek istediğiniz motosikletle uzun yola gidebilecek misiniz? Aslında önemli olan kıstas bu. Hani işte benim popom çelikten değil taştan. Ben her türlü yola giderim, çok fazla konfor takıntım yok. Benim popom çelikten, ben 50 cc ile İşte sürekli 40-50 kilometre hızla bilmem kaç bin kilometre yaparım. İşte benim popom pamuktan, ben 1200 GS'e binsem bir şeyini bulurum, bir konfor sıkıntısını bulurum falan diyorsanız, hani bu aşamada kendinize soru sormanız gerekiyor. İşte ben bu motosikletle bu kadar yol gidebilir miyim, nasıl yaparım, yorulur muyum, eder miyim diye kendinizin konfor ihtiyaçlarını belirlemeniz gerekiyor. Sonra ise motosikletinizin, şimdi bir 50 cc'lik motosikletle, scooterla herhalde bir 40-50 kilometre falan yapabiliyorsunuzdur. Yapar diye tahmin ediyorum. Şimdi 300-500 kilometre sürekli 50 kilometre hızla gitmeye hazır mısınız? Ya da bu 50 kilometre hızla giderken karşınıza çıkabilecek tehlikelerden, bilmem nelerden kaçabilecek misiniz? Buna karşı bir şeyiniz var mı? Eğitiminiz ya da plan programınız var mı? Bu kısımlar önemli arkadaşlar. Diğer bir önemli olan konu ise gidecek olduğunuz güzergah. Çünkü her güzergah, her motosikletle gitme şansınız birazcık az. Dolayısıyla güzergahınız da burada önem teşkil ediyor. Ama temel kıstas arkadaşlar sizsiniz. Her motosikletle her yol yapılır. Bakımlı, düzgün vesaire olduktan sonra hani onu çok kafaya takmanıza gerek yok o yüzden. Yeter ki siz motosikletinizin bakımlarının yapıldığından emin olun. Gerisi zaten kendiliğinden gelir. Çin malı skuterler, motosikletler için de bu böyle arkadaşlar. Hani hiçbir Çin malı ben sanmıyorum ki. Ya tabii çok yüksek kilometre değerde işte artık ölü durumda olmadıktan sonra hani 300-500 kilometrenin üst hakkından gelemeyecek. Zaten Çin malı motosikletinizin varsa hani az çok başınıza açabilecek arızalarından vesairelerinden bilginiz olmuştur artık. Hani bir şey olursa da yolda hemen onu halledebilirsiniz, yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu uzun yol mevzusu da arkadaşlar temel olarak böyle. Uzun yolda bir de dikkat etmeniz konu şu: çok fazla rüzgar alacağınızdan, hani rüzgar geçirmeyen kıyafetler giymeniz
çok doğru olur, çok daha iyi olur sizin rahatınız ve konforunuz için. Tabii bu rüzgar geçirmeyen kıyafetler de akabinde terleme vesaireye yol açabiliyor. Açıyorlar daha doğrusu çoğu. Böyleydi arkadaşlar, bu videoda da anlatacaklarım. Yol çok nefis, asfalt efsane güzel. Böyle adeta yağ gibi kayıyoruz. İşte İstanbul'a doğru yoldayız. Biraz trafik olacak herhalde İstanbul'da. Bayağı 34 plaka görüyorum yollarda. Böyle arkadaşlar bu mevzuda. Unutmayın, uzun yol yapmak istiyorsanız kendinize soracaksınız. Ben bu motosikletle bu uzun yola gidebilir miyim diye. Şimdilik söyleyeceklerim, bahsedeceklerim arkadaşlar bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Çift silindirden hoşça kalın. Birazcık videoyu hemen kapatmayanlar için birazcık da şöyle güzel bir manzaralı yol izlettirelim. Böyle daha bu yol kalabalıksa herhalde bayağı bir yollar kalabalık olacak. Cuma çalışanlar ya da bayram trafiğine kalmamak isteyenler sanırım bugünden yola çıkmış olabilirler. Tabii ben çalışacağım için mecbur yola çıkmak durumunda kaldım. Gönül isterdi ki cumamı, cumartesimi, pazarımı da geçireyim. Olmayınca olmuyor artık, izin tarihimde. Tatilin tadını çıkarmaya devam edeceğiz.